Merhaba arkadaşlar, bir matematik ödevi videosuna hoş geldiniz. Bugün sayı oluşturma, doğal sayılarda sayı oluşturma konusunu göreceğiz ve burada aşağıda sayılarımızı oluşturmaya başlayacağız. Şimdi sayı oluşturma yaparken bizim 3 basamaklı bir sayıda en önce bilmemiz gereken kural neydi? Bir sayı oluşturma yaparsak, eğer bu 3 basamaklı bir sayı ise sıfırı hiçbir zaman ne yapamıyoruz? Başa yani yüzler basamağına yazamıyoruz. Onun haricinde onlar basamağına veya birler basamağına yazabiliriz. Ama hiçbir zaman sıfırı yüzler basamağına yazamıyorduk. Bunun bilincine varmamız lazım. Şimdi sayılarımızı oluşturmaya başlayalım. Bir tane örneğimiz vermiş. 2, 1, 3 rakamlarından bir de sayılarımızı oluşturmamızı istemiş. Bunları yerlerini değiştirerek birler, onlar ve yüzler basamağındaki sayı değerlerini yerlerini değiştirerek bu sayılarla sayılarımızı oluşturuyoruz. 213, 231, 123, 132, 321 ve 312 sayılarını oluşturmuşlar. 2, 4, 6 rakamlarıyla oluşturacağımız sayılar neler olabilir? 246 olabilir, 264 olabilir, 426 olabilir, 462, 642, 624. Burada bize diğer rakamlarda da aynı şeyi yaparak yerlerini değiştirerek birler basamağına, onlar basamağına ve yüzler basamağına koyarak ne yapıyoruz? Sayı oluşturmalarımızı yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi biz sayı oluşturması yaparken sadece bizim için burada önemli olarak bilmemiz gereken kurallardan bir tanesi neydi? Sıfırı hiçbir zaman biz yüzler basamağına yazamıyorduk. Sıfırı yüzler basamağına yazdığımız zaman otomatik olarak biz onu göremiyorduk. Yani sayımız iki basamaklı bir sayı oluyor. Bunun dışında birler basamağı ve onlar basamağına ne yapabiliyorduk? Sıfırı yazabiliyorduk. Bizden böyle bir rakamlar verildiğinde büyüktür ve küçük olan rakamları istiyorsa, hani büyük sayı oluşturan, küçük sayı oluşturan diye bir şey isteniyorsa, bir durum söz konusuysa biz ne yapıyoruz burada? Büyük olan rakamı yüzler basamağına bakarak bir sayının büyüklük ve küçüklük olmasına oradan devam edip bakıyorduk. Eğer oradaki sayılar eşitse bir sonraki basamak, bir önceki basamak, onlar basamağı, o da eşitse birler basamağına kadar bu şekilde ilerliyorduk. Bizden büyük olan sayıyı istiyorsa rakamlar arasından en büyük olan sayıyı yüzler basamağına yazmamız lazım. Eğer küçük olan sayıyı istiyorsa rakamlar arasındaki en küçük sayıyı yüzler basamağına yazmamız lazım. Bu şekilde sayı oluştururken büyüklük ve küçüklük kavramlarında buradan dikkat edebiliriz. 6, 7, 4 sayısıyla oluşturacağımız sayılarımız, 3 basamaklı sayılarımız böyle. 9, 4, 5 sayılarıyla 945, 954, 495, 459, 549 ve 594 sayılarıdır diyoruz. Hemen alt etkinliğime geçtiğim zaman aşağıda verilen sayıların birler ve yüzler basamağındaki rakamlarının yerlerini değiştirelim. Verilen sayı ile oluşan sayının örnekteki gibi toplamını bulun. Ne diyor bize? Birler ve yüzler basamağındaki rakamların yerini değiştiriyoruz. Örneğin 351 sayısını vermiş. Birler basamağının sayı değeri kaç? 1. Onlar basamağının sayı değeri kaç? 3. İkisinin yerini değiştiriyoruz. Biri yüzler basamağına alıyoruz. Üçü birler basamağına alıyoruz. Yani sonucumuz 153 oluyor. İkisini sonra ne yapıyoruz? Toplamamız gerekiyor. Topluyoruz ve sonucumuzu buluyoruz. 183 sayısının birler ve yüzler basamağındaki sayı değerlerinin yerini değiştirsek ne olur? 381 olur. 183 ile 381'i toplarsam ne olur? 564 olur diyoruz. 247 sayısının birler ve yüzler basamağındaki sayı değerlerinin yerini değiştirsem ne olur? 742 olur. İkisini toplarsam ne olur? 989 olur. Aynı şekilde diğer örneklerde olduğu gibi birler ve yüzler basamağındaki sayı değerlerinin yerlerini değiştirerek buradaki sonraki işlemi toplama işlemi yaparak sonucu bulmamız gerekiyor. 412 sayısının yerlerini değiştirdim. 214 oldu. İkisini topladım. Sonucum 626 oldu. 631 sayısı yerlerini değiştirdim. 136 oldu. İkisini topladım. 631 artı 136 cevabım 767 oldu. Evet çocuklar, bir matematik ödev videosunun sonuna geldik. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.